Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bitcoin tarafında yatay hareketlilik süreci devam ediyor. Kısa vade ve genel trendde pozitiflik var teknik tarafta. Peki yükselişlerde hacim görüyor muyuz? Bunlara değineceğiz. Evet öncelikle Bitcoin tarafındaki hafta kapanışını değerlendirecek olursak şu alanda yapmış olduğumuz tepe noktanın üzerinde bir kapanış yaptık yine dünkü kapanışla birlikte ve baktığımız zaman Mum kapanışı olarak değerlendirdiğimizde aşağı yönlü uzun bir fitil olan bir mum görüyoruz. Bu da aslında pozitif bir mum kapanışı diyebiliriz. Tabi yeşil olmasını tercih ederdik bu mumun ama kırmızı bir mum olması da bu aşamada negatif o bir mum olduğu anlamına gelmiyor. Burada yine mum grafiği açısından da pozitif bir mum kapanışı gerçekleştirmiş olduk. Yine kritik noktalardan bir tanesi şuradaki tepe noktasının üzerinde bir kapanış yaptık. Ve bu alanda destek sayabileceğimiz bir noktaya gelmiş olduk. Neresi? 69.100 dolar arkadaşlar. Buranın altında bir hafta kapanışı gelmediği sürece piyasa tamamen pozitif devam ediyor diyebiliriz. Yine buranın altına düşsek dahi 67.200 doların üzerinde hafta kapanışları devam ettiği sürece de aslında aşağı yönlü hafta içerisinde yaptığımız hareketlerin hiçbir önemi yok. Bitcoin hafta içerisinde 50 bin dolara kadar da düşse hafta kapanışları 67.200 doların üzerinde geldiği sürece yükseliş trendi korunuyor olacak. Dediğim gibi burada buranın altında bir kapanış gelmediği sürece alacağımız bir aksiyon yok. Yalnız burada dediğim gibi artık Bitcoin tarafından altcoin'lere geçiş yapacağımız sürece doğru ilerliyoruz. E, Bitcoin dominansında istediğimiz hedeflere geldiğimiz anda aslında Bitcoin'den altcoin'lere geçiş yapabileceğimiz bir konuma ulaştığımızı düşünüyorum. Özellikle 80.000 dolar üzerinde bir Bitcoin fiyatlanması benim için oldukça yeterli olacak. Ondan sonra Bitcoin e satacağım anı kovalayacağım. Şu an için Bitcoin'deki hafta kapanışı geçtiğimiz hafta kapanışına baktığımızda aslında e, aynı durumda diyebiliriz. E, yine bu aşamada seviyelerde bir değişme yok. 67.200 doları takip ediyoruz. E, hafta kapanışı açısından oldukça pozitif bir kapanış. Yükselişin devamı bu aşamada beklenebilir. Geçtiğimiz mum grafiğine baktığımızda yani bu alanda bir yeşil mumla birlikte e, yeni bir ATH denemesi e, Bitcoin'de beklenebilir. Yine devam edelim. Bu aşamada önemli günlük bazda bir yükselen tepe oluşturacağımız noktaya ilerliyoruz. 71.100, 71.000 hatta pardon 71.300 doların üzerinde bir kapanışla birlikte burada yükselen tepe yapacağız günlük anlamda ve e, tekrardan üst bant alanlara doğru 80.000 hatta 80.000 doların üstüne doğru bir hareketlik bekleyeceğiz. Özellikle burada çok kritik bir e, nokta vardı bizim için. Neresiydi? Bu alanda şuradaki e, simetrik üçgende bu üçgenin kırılımı gerçekten önemli olacaktı. Aşağı yönlü bir hareketlik yaşandı. Lakin burada e, özellikle baktığınız zaman 200 EMA'nın altında iki mum kapanışı görmedik. Yine bu trendinde altında bir kapanış görmedik. Ve desteğe tutunup üst pantalana taşındı. Ve burada üst pantalana taşınmasından taşınmasından daha önemli bir olay, ee, üst pantalonun üzerinde bir kapanış yaptık ve arkasından ikinci mum kapanışında gördük ve kötü bir hacimle gelmedi bu kapanış. Burası önemli aslında. Ee, burada baktığımız zaman hacimli bir yükseliş hareketliği gösterdi Bitcoin kısa vadede. Tabii bu istediğimiz derecede yüksek bir hacim mi? Değil. Ama e, şu anda baktığımız zaman düşüşlere oranla e, yükselişteki hacmin daha da pozitif evrildiğini söyleyebiliriz. Yakın zamanda Düşüşteki hacimin e, yükselişteki hacimden daha aşağı kaldığı bir noktada aslında e, trendin tamamen alt koyunlar içinde pozitife döndüğünü konuşacağız. Ve yine buradaki önemli kapanışlardan bir tanesi de 71.300 71, bandı oldu. 71.300 altında yaptığımız şu kapanışla birlikte arkadaşlar bir bu alanda direnç alanında yukarı yönlü kırmış olduk. Bu da artık yeni bir ATS seviyesini bizlere göstereceği anlamına geliyor. Ve yine baktığımız zaman şu geri çekilen mumda da 71.300 dolar nokta atışı destek görevi gördüğünü Söyleyebiliriz yani tabloda şu an için e, özellikle e, 68500 hatta 69000 üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok şurada bir dip oluşturmuşuz bakın 4 saatlik bazda bitcoin 69000 dolar üzerinde kaldığı sürece piyasanın yönü yukarı diyebiliriz arkadaşlar. Burayı iyi takip etmek lazım. Geri çekilmelerde daha kısa vade bir destek arıyorsan 71.300 dolar kısa vadedeki ilk destek noktamız olacaktır. Şöyle saatlik anlamda baktığımızda da bu aşamada yine aslında benzer noktadan bahsedeceğiz. 71.000-71.300 bandı bizim için destek konumunda görev yapıyor. Bitcoin tarafında dediğim gibi kısa vadede güzel bir pozitifliğe döndü. Uzun vadede zaten herhangi bir sıkıntı yoktu. Kısa vadede bir toparlanma eğilimi var. Ha şunu da unutmamak lazım. Burada gümbür gümbür 85 bin dolara gideceğiz mi? Yani şurada bir hedefimiz vardı bildiğiniz üzere. Bu hedeflere gümbür gümbür ulaşacağız mı? E, tabii ki bu birazcık daha zor arkadaşlar. yani ciddi bir hacim grafiği yok piyasa üzerinde. O yüzden bu 85 bin dolara gideceksek de birazcık daha bir ağır ilerleyiş e, beklenebilir. Ne zaman ki piyasaya hacim girer o zaman çok daha hızlı atik hareketler bekleyebiliriz. Şunu da unutmamak lazım. Bakın geçtiğimiz boğa hareketliliklerinde halving öncesi ve sonrası genel itibariyle yatay hareketlilik süreci yaşanmıştır. Yani biz de bu aşamada e, bir geri çekilme ve yatay hareketlilik beklenebilir. Özellikle dediğim gibi şu aşamada Şöyle bir hareketlilik süreci e, bizlere izlettirilebilir. Yukarıda 80 bin dolara kadar belki gideriz. Aşağıda dediğim gibi 60 bin dolara kadar destek ediniriz. Bu şekilde bir yatay hareketlilik süreci hala görmemiz mümkün. Ama şu anda teknik açıdan baktığımız için. Bakın teknik açıdan baktığımız için. Teknik açıdan bir bozulma olmadığı sürece. E, bu aşamada hedefimizde şu anda üst bant alanlar var diyebilirim gönül rahatlığıyla. Yani açıkçası buradan itibaren 85 bin dolara kadar bir formasyon hedefimiz var. E, trendler yukarı. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Yükselişe dönük işlemler yapmamız lazım. Geçtiğimiz halvinglerde evet baktığımız zaman. Halving'den sonraki 2 aylık süreçte ciddi hareketlilikler yok Hatta düşüşler daha çok görülmüş Ama e, bize teknik ne veriyorsa e, bunu uygulamaya devam edeceğiz biz e, Bunu uyguladığımız süre zarfında da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz Ki bunun en güzel örneği haftalık grafik Haftalık grafikte şu mor kutunun üzerine attığımızdan beri ne konuşuyoruz Bu mor kutunun üzerinde kaldığımız sürece bizim için hiçbir problem yok diyoruz Ve hafta kapanışlarının tamamı burada bu mor kutu üzerinde geliyor Açıkçası e, belki de tekrardan 60 bin dolar dahi göstermeyecek. Bunu kimse bilemez. E, şu anki kırılımla çünkü 85 bin dolarlara belki hedef. bu 85 bin dolardaki hedeflerine ilerleyecek bitcoin. E, oradan baktığımız zaman bir düzeltme hareketi de maksimum düşebileceğimiz yeri 60 bin dolar olarak işaretliyor. Yani bu aşamada e, şurada Defalarca dile getirdiğim, e, burası bir alım fırsatıdır. Değerlendirmesini yapanlar e, aslında mantıklı, makul bir değerlendirme yaptılar. Dün de aslında canlı yayında benzer bir e, durumdan bahsettim. Burada e, %100 nakitte olan arkadaşların yerinde ben olsam kesinlikle %25'lik bir alım yaparım. Aşağı doğru 60 bin dolar gelirse de bu alımı kesinlikle %50'nin üzerine taşımak gerekiyor diye konuştuk. Trendin net şekilde hacimli şekilde yukarı döndüğünü gördüğümüz anda da tamamen masaya girmek lazım. Şu aşamada altcoinlere ağırlık vermek kaydıyla arkadaşlar bence e, dün mesela %25 aldı bugün de %25'lik daha bir altcoinlerde değerlendirme yapılabilir e, birkaç gün daha beklenebilir mi e, neden birkaç gün daha beklenebilir mi e, iki gün sonra FED kararları var burada e, daha FED kararı diyorum e, enflasyon verileri gelecek Amerika'da bu enflasyon verileri pozitif olursa FED tarafından da pozitif karşılanacaktır e, ve e, böylelikle piyasalar birazcık daha hareketlilikte ee, rahatlayacaktır açıkçası dolar endeksinde de En azından direnç alandan bir geri çekilme potansiyeli yaşayacaktır Bu da aslında bizim için nedir ee, bir süre daha bu pozitifliğin devam edebileceğinden kaynaklı risklerimizi artırabileceğimiz anlamına geliyor ee, devam edelim. Bitcoin dominansına bakalım. 50 buradasa önemli aslında. Hafta kapanışında 54 üstünde bir kapanış yaptık. Bu da aslında e, yine şu son sürece baktığımızda rekor haftalık kapanış anlamına geliyor. Herhangi bir e, sıkıntı yok burada. 53 40 altında bir hafta kapanışı gelmediği sürece şu anda ibrenin yönü yukarı ve 58 60 bandını arkadaşlar net şekilde bekliyorum. Umarım bu 58 60 bandı gelir ve e, Bitcoin de o aşamada böyle e, 80 bin dolarların üstünde özellikle 100.000 dolarların da üzerinde seyrediyor olursa biz de gönül rahatlığıyla elimizdeki bitcoinlerin tamamını satıp altcoinlere geçiş yaparız. Özellikle büyük altcoin rallisine çok güzel bir noktadan girmiş oluruz. Onun dışında şöyle bir baktığımda bu aşamada ekstra bir şey yok söyleyebileceğimiz. Bir omuz baş omuz çizmişiz bu aşamada yapabilir mi diye o bu omuz baş omuzu yapmadan doğrudan bir kırılım yapmış e, ters bir fincan kulptan bahsedebilir. Gerçi bunu çok e, kabul görmüyorum ben ama bu formasyonu e, değerlendiren çok fazla kişi var. Benim için burada bir çanak oluşumu vardır bu çanak oluşumuyla birlikte de çanak hedefleri belki kısa vadede gözetilebilir ki bence zaten bu hedefi gözetmenin de bir mantığı yok yani 78 bin dolar hedefli evet makul bir hedef ama e, şu aşamada neredeyiz şöyle hemen 4 saatli açıyorum yani şurada çok net bir formasyonumuz varken 4 saatlik tablo üzerinde açıkçası ee, dediğim gibi bu e, grafiği takip etmek daha makul olabilecektir. Onun dışında ekstra bir e, grafik takip etmenin mantığı yok. Özellikle e, burada alt band alanı çok kritik. Neden? 66 bin dolar altında eğer bir 4 saatlik kapanış gelirse bu aşamada e, ne yapmış olacak bitcoin? Hem 4 saatlik anlamda bütün ortalamaların altına atmış olacak hem de burada formasyon hedefi olarak aşağı yönüne 50 bin doları kadar hedefleyen bir formasyona geçmiş olacak. Orada ciddi bir negatiflik girer. E, şu an konumda da bütün ortalamaların üzerinde e, pozitif bir kırılım yapmış. Hafta haftalıkta zaten hiçbir zaman negatife evrilmedi. E, yukarı doğru ilerleyiş devam ediyor. Lakin şunu unutmayın tekrar tekrar dile getiriyorum. istediğimiz hacim gelmedi. Yani burada e, şunu görmeyeceğiz arkadaşlar. Ya deli gibi bir kazanç sağladık da bu hafta e, diyemeyeceğiz. Sepetlerde belki yeni ATH'ları dahi zar zor göreceğimiz bir hareketlik yaşattırabilir. Yani yarın Bitcoin 80 bin dolara geldiğinde sepetinde ATH görmeme potansiyelin var. Bunu net şekilde söyleyeyim. Bunun da temel sebebi e, piyasada Hala güven veren hacim yok Bunu net şekilde dile getirmek gerekiyor e, Devam edelim Jones grafiğinde aslında bu aşamada bir sıkıntı problem var mı e, Baktığımız zaman burada herhangi bir sıkıntı problem yok Aslında kısa vadeli bir negatiflik hakim O yüzden bizim bir an önce toparlayıp 39.200'lerin 39.300'lerin üzerine atmamız lazım Lakin burada dediğim gibi önemli bir direnç hattına geldik 40.000 bandı e, 32.000'den beri beklediğimiz konuştuğumuz alan Ve e, şu anda bu 40.000 dolar bandı e, aşılmadığı sürece e, Güzel bir dirençten red olacağız. Bu aşamada bir düzeltme görmemiz e, makul karşılanabilir. E tabi burada e, neresi mesela e, asıl tehditkar nokta olur bizim için? Şurada 38600 bandında bir dip oluşumu var. Haftalıkta bu dibin altına düştüğümüz anda bir sıkıntı problem var diyebiliriz. Aşağı yönlü mesela iğnelerde de yine 38000 bandında destek bulması makul karşılanabilir. Burada mesela kritik veri e, dediğim gibi 2 gün sonra gelecek. Eğer enflasyon verisi sıkıntı yaratmazsa bu aşamada herhangi bir sıkıntı yaşamadan 38.600 bandının altına dahi kapanış yapmadan yükselişini korumasını bekleyebiliriz ki bu da 40.000 dolarların 40.000 bandının üstü anlamına gelecek. Bu da bizim için oldukça pozitif bir veri. Gelelim ee, nereye dolar endeksinde dolar endeksinde burada e, kritik bir nokta 105.50 bantlarına kadar neredeyse yükseliş geldi yani burada direnç alanı zorladık şimdi bir gevşeme hareketliliği var burada özellikle takip edeceğimiz alan 103.80 bandı olabilir burada ortalamaların biriktiğini görüyorum e, altında bir kapanış gelirse burada tekrardan alt bantlara doğru bir ilerleyiş beklenebilir açıkçası e, ya iki gün sonraki veril gelecek verilerle birlikte şu alandan nereye doğru hareketleneceğimiz belli olacak diyebilirim. Bu da evet belki doğrudan bizi etkilemeyecek kripto para piyasasına ama e, genel itibariyle e, küçük kırılımlarla birlikte yani sağlayacağı küçük kırılımlarla birlikte bizi bambaşka yerlere atabilir e, diyebiliriz. Yani negatif bir veri geldiğinde eğer ki bize 69 bin altında bir kapanış sağlatıyorsa bu negatif veri e, bizim için kritik bir kırılımı sağladığı için önemli olacak. Veya yine baktığımız zaman e, önümüzdeki eee Kapanışları e, pozitif falan da yapmamıza bir destek sağlıyorsa bu gelecek veri e, tabii ki e, bizim için yine e, kritik bir veri olacaktır. Onun dışında dediğim gibi e, doğrudan etkileyen bir veri olmayacak. Biz e, bu veriler ne kadar negatif gelirse gelsin bir yıl boyunca negatifte de devam etse e, Fed faiz artımını bir yıl boyunca da sürdürse biz bu ralliyi yapacağız arkadaşlar. Biz bu boğa sezonunu net şekilde yaşayacağız. Ethereum tarafında tekrardan bir toparlanma var. 3.600 direncine geldi, takıldı Buranın üzerinde gelecek kapanışlar şu 4000-4200 bandına ilerleyişi e, tekrardan sağlayacaktır. E, bu da aslında altcoinler için önemli takip edilebilir bir veri diyebiliriz. Eğer Ethereum'da bu bandın yani 3600 bandının üzerinde bir kapanış geldi ve 4000'e doğru 4000'e doğru e, harekete başladıysa altcoinlerde de sağlam yükseliş hareketlilikleri beklenebilir. Dediğim gibi onun dışında burası gerçekten altcoinler açısından kritik nokta. Altın tarafı net şekilde yükselişini koruyor. Hiçbir sıkıntı problem yok. Ee, Nasdaq tarafında ekstrem bir sıkıntı yok. Doğal gaz tarafında 1.80'lerin üzerine yine bir hareketlilik var. Günlük anlamda trend pozitif devam ediyor. Lakin haftalık anlamda bir yükselen tepe göremedik. Bu yükselen tepeyi yine bu haftada arıyor olacağız arkadaşlar. Ne zaman ki burada Hemen şuradan daha iyi görünüyor. Hemen şöyle 1.83 1.84 bandının üzerinde bir kapanış görürsek o zaman doğalgaz tarafı da trendi net şekilde yukarı çevirdi diyebileceğiz. Kritik direnç 2 dolar olacaktır. Bu anlaşımı zaten e, çok daha ciddi hareketlilikleri getirir. E, devam edelim. E, aslında şurası da önemli. E, Otur dominans, e, minor altcoinlerin dominansını da burada gözetmek gerekiyor. Şu anda aslında burada da pozitiflik devam ediyor. Özellikle 12 altına sarkmadığımız sürece minor altcoin'lerdeki pozitiflik de devam edecek. Bundan sonraki süreçte bu alanda yaşanacak kırılım önemli. Yani şöyle 13 60'ların üzerine bir hareketlik görürsek bu aşamada üst bant alanlara doğru daha net bir hareketlik izletir. Bu da özellikle hatta şu 15 bandına dahi dayanmamız altcoin'lere ciddi bir fayda sağlayacaktır. Hedeflere geldik. Gümüş tarafında 27-28 bandı potansiyel hedefti bizim için. E şu anda bu hedeflere gelmiş durumdayız ve özellikle 28 bandların üzerinde gelecek hareketlilik arkadaşlar bundan sonraki süreçte daha üst band alanlara hedeflememizi sağlayacak. E belki e tekrardan gümüş tarafında da atiş konuşacağımız noktalara ilerleyeceğiz. E şu anda 28 bandı kritik direnç. Özellikle buraya kadar pozisyon taşıyan arkadaşlarım varsa bir kar alım olarak değerlendirebilirler. 28 üzeri kapanışlarda bambaşka bir noktaya evrileceğiz diyebilirim. Total marketlerde şu anda ekstrem bir sıkıntı görünmüyor. Burada da aslında bitcoin tablosunun birebir aynısı var diyebilirim. Yine net şekilde pozitif kapanışları sürdürüyor. Total 2'de de aynı tablo mevcut. Total 2'de de yüks alçalan dip yapmadık. Bakın geçtiğimiz hafta kapanışında burayı konuştuk. Ciddi anlamda aşağıda bir kapanış yapma potansiyeli göstermişti. Ama gel gör ki kapanışta bir alçalan dip yapmadık. Ve şu anda yine üst bant alanları yani 1.5 trilyonu zor potansiyeli var yeter ki Bitcoinde şu hacimli hareketleri görelim veya e, işte iki gün sonra pozitif verilerle birlikte e, markette e, bize kırılım sağlayabilecek o minik yükselişleri görebilelim ee, de gelelim nereye ee, USDT dominansına bu aşamada herhangi bir pozitiflik şu an için yok aslında baktığımız zaman geç, e, hafta kapanış açısından e, kötü bir yerde kapattığımızı söyleyebilirim e, nerede kapattık biz arkadaşlar bir yükselen tepe şeklinde kapattık bu hafta kapanışı o yüzden ehemmiyetini ciddi anlamda koruyor şöyle bir milimetrik farklı bir e, kapanış oldu özellikle hafta kapanışında bizim 4 altında bir kapanış yapmamız lazım ki piyasalar ciddi anlamda e, USDT dominan etkilenmesin. Bu alanda günlük bir değerlendirme yapacak olursak da negatiflik için nerenin altına sarkmamız lazım. Şöyle baktığımızda yine 3.95 hatta şöyle bir tık daha yukarıda 4 altında bir kapanış yapmamız aslında burada negatifliği tetikleyecektir günlük anlamda. Devam edelim. Petrol tarafı yükseliş trendini koruyor. Hedefinde 94 dolar var. 80 doların üzerine attıktan sonra zaten bu alanda net bir trend oturtmuş duruma geldi. E, yatırımcısını uzun zamandır bekliyor. Tabii petrolün yükselmesi bu alanda e, genel piyasalar açısından negatif bir veridir arkadaşlar. Yatırımcısını sevindirse de genel bir negatif veri neden? Çünkü petrolün yükselmesi bizim için enflasyon getirecektir. Enflasyon da piyasaları tehdit eder. E Bundan dolayı e, bu aşamada petrolün yükselmesi Tabii ki genel piyasalara baktığımızda negatif bir veri olarak karşımıza geliyor. E, bu aşamada petrol bu e, yükselişini koruduğu sürece dediğim gibi piyasalar tehdit edecek ama yatırımcısını sevindirmeye devam edecek bir görüntü var. Biz tarafında 9800 bandına e, ulaştı bugün Dediğim gibi bu alanda 10.000 bandı şu anda potansiyel hedef konumunda e, Bu 10.000 bandının aşımıyla birlikte e, daha net hedeflere bir ilerleyiş arayacağız Özellikle bu aşamada bundan sonraki e, hedef noktamız neresi olur dersek e, Şöyle bir çizim yapılabilir bak gözüme şu an çarptı Şu aşamada çok net bir aslında e, bayrak formasyonu var Bu bayrak formasyonunun kırılımıyla birlikte bir hedef belirleyebiliriz Hemen şöyle bir temizleyelim isterseniz Şura kırılımın geldiği yer orası dursun. Şu çanak hedeflerini de artık bir kaldıralım. Hatta şunların da bence artık bizim için bir önemi yok. Şöyle bir temizlik yapmış olalım. Tamam şu aşamada bir bayrak formasyonundan bahsetmek mümkün olacak. Şöyle bir tabloya baktığımız zaman şöyle bir e, güzel bir bayrak formasyonu var. Güzel bir flamamız var. Bunun hedef konumu ne olur dersek hemen şöyle aldığımızda e, üst bantlara yerleştirdiğimizde şöyle kırılım itibariyle bizim için 11.200 bandı potansiyel hedef haline gelmiş oluyor. E, peki dolar grafiğinde böyle bir ilerleyiş mümkün olacak mı 11.200 bandına ilerleyişi? görebileceğiz mi? Buna bakalım. E, şu anda biz tarafında direnç alana gelmiş durumda. Yani 10.000 bandı aslında kritik bir eşik. 10.000 bandı kar alım için güzel noktalar olduğunu söyleyebilirim. Ne zaman ki 10.000 bandının üzerine atarız veya e, dolar grafiğinde şu 306-307 bandının üzerine atarız. O zaman arkadaşlar e, çok daha başka şeyleri konuşuyor olabiliriz. Şu an için dediğim gibi bir direnç alanına yerleşmiş durumda. E, belki bu hafta yine e, pozitiflik e, önümüzdeki hafta pozitiflik devam edecek olsa da burada dediğim gibi kritik bir dirençteyiz buranın aşımı gerçekleşene kadar kar satışları makul olabilecek bir noktaya geldi diyebiliriz yine şöyle bir haftalık tabloyu açalım haftalık tabloda da bundan sonra direnç olarak görebileceğimiz şu 320 bandı var lakin bence bu hattın aşımıyla birlikte burası direnç görevi görür mü bir daha aylık bakayım daha net bir şeyler söylemek isterim sizlere borsa yatırımcısı da var aramızda. Şöyle bir baktığımda açıkçası burası çok net bir direnç görevi görür arkadaşlar. 3.20-3.25 bandı. Şu 3.25 daha makul duruyor hatta. 3.25 bandı arkadaşlar şu anda bizim için bir direnç görevi görebilecek alan. Bu alana kadar da takip edebilirsiniz. Yani 10.000 bandı kırıldıktan sonra bir sonraki direnç hattı dolar bazında takip etmek makul olabilir. 3.25 bandı takip eder. Eğer buranın üzerinde bir hareketlilik görürsek eğer bundan sonraki aşamada Açıkçası tekrardan şu zirve ilerleyişi yani 500 dolar zirvesine bir hareketlik belki de borsa tarafında izleyebileceğiz tekrardan ee dediğim gibi şu an için. Kritik seviyeler TL bazında bakacak olursak 10.000, bin, 11.200 bin bandı 10.000 bandı aşılırsa 11.200'e gözümüzü dikeceğiz. Dolar bazında da şu anda zaten bir direnç alandayız. Burada bu 310 bandını, 308 bandını aşmayı başarabilirsek arkadaşlar üst band alana doğru nereye? 325 bandına gözümüzü dikeceğiz ve bu anlaşımı aslında çok daha pozitif bir trende beraberinde getirecektir bizler için. Ondan sonra artık 400 bandlarını konuşmaya başlayacağız. Hatta dediğim gibi ee, sağlam bir direnç hattı olan şu 500'e kadar be, dahi belki bir ilerleyişten bahsedebileceğiz. Tabi bunlar birazcık daha çok uzun vadeli e, senaryolar olacak. Yani şöyle düşün, e, şu aşamada 275 dolardayız yani 300 dolar bandındayız ve yıl 2011 zirve gördüğü nokta 2010. Yani aslında baktığımız an uzunca bir süreç. Yine mesela aynı benzer konumda 2009 zirve gördüğü yer 2010'un sonu. Yine baktığımız zaman şu aşamada 2006'da zirve gördüğümüz yer 2008'de. Yani böyle e, ciddi anlamda uzun vadeli bir ilerleyişten bahsediyorum şu an için. Bunu da unutmamak gerek. Ama kısa vadede 10.000 potansiyel hedefli ilerleyiş devam ediyor. Kısa vadede 325.000 dolar takip edilebilir. Ee, yine dediğim gibi e, kısa vadede ya da orta kısa vadede 11.200 bandı TL grafiğinde takip edilmesi gereken alan. Ee, yine ekstra ekleyebileceğimiz çok da bir şey kalmadı. Dediğim gibi Bitcoin tarafında pozitif kırılımlar var. Ee, lakin istediğimiz hacim yok. Bunu da unutmayın. İstediğimiz hacim yok. Ee, ya istediğimiz hacim e, bu hafta içerisinde girerse veya gün günlük anlamda bu hacmi görebilirsek daha net pozitif e, senaryoları konuşabiliriz ama şu an için 85 bin dolar hedefli bir grafiğimiz var bu 85 bin dolar hedeflerine daha ağır ilerlemesini beklerim yani özellikle daha öncesinde defalarca hedef verdik geldik 50 bin hedeflerini verdik geldik 60 bin verdik 69 bin hedeflerini verdik e, buradaki ilerleyişte Bitcoin çok hızlı hareket etti e, ama e, piyasada şu ankinin üzerinde bir hacim vardı ve e, düşüşlerdeki hacim çok e, cılızdı. e, Şu genden noktada dediğim gibi düşüş hacmi bir tık daha hala fazla devam ediyor. E, bu aşamada e, ne zamanki ibre tersine döner, o zaman yine o 85 bini bırakın 110 bin .000, 120 bindeki hedefleri konuşmaya başlayabiliriz. O güne kadar da elimizdekileri haftalıkta trend bozulmayana kadar tutmaya devam edeceğiz ve düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. E, trend yukarı döndüyse de artık risk alıp yani e, özellikle dışarıda kalan arkadaşlarım için söylüyorum, risk alıp %30 zararı, %40 zararı göz alıp e, masaya girmeleri gerek. Şunu da tekrar hatırlatayım, Bitcoin değil, altcoin yatırımı yapmak bu saat itibariyle çok daha makul olacaktır. E, onun dışında ekstra bir şey yok. Açıklama kısmında kuant var. Linki var arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten kriptoloji davet koduyla kayıt olursanız 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Ee, ve işlemlerinizde işlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti yok. Bu gerçekten e, özellikle sık sık işlem yapan arkadaşlar rahatsız eden bir durumdur eminim. E, özellikle kuantferden e, kullanıp Diğer borsalarda işlem yapmaya başladığınızda e, çok net anlıyorsunuz aradaki farkı. Dediğim gibi bir deneyimleminizi e, tavsiye ederim. Ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.